Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir canlı yayında daha birlikteyiz. Gündem hayli yoğun. Ama attığımız manşet herhalde sizin çok dikkatinizi çekmiş. Bakanlar kurulu değişiyor mu? Kimler gidiyor, kimler kalıyor? Sorusunu sorduk. Şimdi bu konuya değineceğiz. Listeler havada uçuşuyor. Birçok yeni isim e, listelere yazılıyor. Birçok isim de gönderiliyor. Yani bunu yapan kim? Ben birazdan bu listeleri size gösterdiğimde eminim siz de benim gibi ya bu ne diyeceksiniz? Bu liste fake listelerle ilgili herhalde tepkinizi ortaya koyacaksınız. Şimdi e, bugün günlerden pazartesi, çarşamba günü AK Parti Büyük Kongresi yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde şöyle bir açıklama yaptı: Çarşamba günü manifestomuzu açıklayacağız. Yani 2023 manifestosunu Erdoğan Çarşamba günü saat ondan itibaren Allah nasip ederse ben de orada olacağım büyük kurultayda açıklayacak. Ama kurultay öncesi herkesin beklediği bir şey var. Dün akşam Abdülkadir Servi bana sordu... ...abi bu akşam kabine değişikliği bekliyor musun? Ee, İhtimal dahilinde dedim. Ama dün akşam herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki bu akşam bir açıklama yapılacak mı? Onu da bilmiyoruz. Çarşamba sabaha bir açıklama yapılır mı? Ee, açıkçası ben... Kongre öncesinde bir açıklama yeni bir kabinenin açıklanacağı ihtimali üzerinde duruyorum. Neden? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar bakanlık yapan veya işte partide görevlendirmek istediği isimleri kabineden alabilir, parti yönetimine alabilir. Dolayısıyla bu kabinenin kongreden önce açıklanması. ...bana mantıklı gibi geliyor. Ama şimdi derseniz ki... ...ya bu konuda emin misin? Yok. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan... E, ...dibinde olan adam bilmiyor. Yani Fahrettin Altun bilmiyor yani. Ben nasıl bileyim? Siz bakmayın atıp tuttuklarına. Listeler dedim ya getirin bakayım bir... ...bakın iki tane liste var. Bakın... O kadar böyle saçma sapan şeyler yapıyorlar ki ya bunun bir gün sonra, bir saat sonra yalanlanacağı ve bunu alıp haber yapıyorlar. Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı olmuş. Binali Yıldırım yine öyle. Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı yardımcısı. Berat Albayrak yine öyle. Mustafa Doğan İnal kimdir bilmiyorum. Adalet Bakanı yapmışlar. Zehra Zümrüt Selçuk Aile Bakanı olarak kalmaya devam etmiş. Ee, Mehmet Selim Bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmuş. Yapmışlar yani. Hakan Fidan da var. Dışişleri Bakanı. Başka mesela benim dikkatimi çeken Fahrettin Altun'u da ne yapmışlar? Ee, Kültür Bakanı. İçişleri Bakanı kim ya? Mustafa Varank'mış. Vay. Hakan Fidan Dışişleri Bakanıymış. Mustafa Varank da İçişleri Bakanı olmuş. Efendime söyleyeyim, aa, şeyin yerini değiştirmemişler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerini değiştirmemişler. Ee, Menderes Türel Turizm Bakanı olmuş. Maşallah. Peki şimdi dönelim. Bir başka yala, şey, fake liste, Cumhurbaşkanlığı kararları diye bir şey yapmışlar. Bakın şimdi bu liste de ilginç. Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı şeye bakar mısınız fitne fesada bakar mısınız? Berat Albayrak'ın ismini de özellikle Fuat Oktay'ın üzerine yazmışlar. Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Yardımcısı, başka ee, Mehmet Müezzinoğlu'nu hatırlatmışlar bize. İbrahim Melih Gökçek. Aa, sürpriz. <laughs> ben e, şeyle görüştüm. Melih Bey'le görüştüm, kahkaha attık. Efendim, e, bilinen isimlerden Süleyman Soylu durmuş, İçişleri Bakanlığında durmuş vallahi billahi ya. Bir liste daha var arkadaşlar. O listede de Süleyman Soylu hiç yok. Ee, e burada değişen bir şey yok Ne var değişen Ruhsan Pekcan Duruyor Lan Mehmet Cahit Turan'ı getirmiş Yeniden Ulaştırma Bakanı yapmışlar Yani Adil Bey nerede Adil Bey'i yemişler <laughs> Ya şey Mehmet Cahit Turan Cumhurbaşkanı bir gece görevden aldı. Yani e, sebebini de söylemedi. Adamcağız çekti gitti. İsmini unutmuştuk. Yeniden hatırlattılar. Şimdi kabine bakın herkes bir yorum yapıyor. Ama herkes kendince bir yorum yapıyor. Burada az önce e, neydi? Çilek seven avokado. O da ne yazmış? Ee, Yusuf Ziya Selçuk e, gidici e Milli Eğitim Bakan Twitter'a bakın diyor Milli Eğitim Bakanı e, ifadesini kaldırdı diyor. Bu sabahleyin şey içinde söylediler. Fahrettin Koca içinde söylemişlerdi. Yav e, Yalanım batsın. Çilek seven kabado Avokado. Avokado. Bir getir bakayım şey Ziya şun, Aa! Avokado. Hani sen çilek seviyordun? <laughs> Adam orada duruyor. Herkes bir yorum yapıyor. Herkes. Şimdi e, tabi bu sadece sosyal medyada yapılmıyor. Televizyonlarda da ciddi ciddi bu konuyu tartışıyorlar. İşte falanca gidecek, filanca gidecek, şu olacak, bu olacak. Arkadaşlar, e, isimler üzerinde durmaya gerek yok. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki kabineyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka kimsenin bildiği kanaatinde değilim. Yani geçen gün Mahmut Övür çok güzel bir yazı yazdı. Dedi ki işte kabine değişikliği yapıldığı zaman eskiden bir sızma oluyordu falan şimdi eskisi gibi değil ben burada isim yazamıyorum dedi yazısını noktaladı. Aynı şeyi ben de söyleyeyim. Yani e, havada uçuşuyor bir, Sağlık Bakanı gidiyor diye. iki Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığından alınıyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı oluyor. Üç, Berat Albayrak geliyor. Hem e, şey bakın, Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor. Hem de Enerji Bakanı oluyor. Dört, Binali Yıldırım geliyor Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak. 5 Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli güya gidiyor, yerine bir başkası geliyor. En çok beni şaşırtan, Sağlık Bakanı ile Süleyman Soylu üzerinde yapılan tevatürler. Yani bu iki isim üzerinde sürekli bugüne kadar hep yorum yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Bakın eğer kabine değişecekse, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam ya da yarına kadar... ...yani yarın akşam kongre saatine gelmeden önce açıklarsa... ...ben size bir şey söyleyeyim. Ee, Cumhurbaşkanlığı yardımcısı için, yardımcılığı için ismi geçen Binali Yıldırım'ın... ...bu göreve e, getirileceği konusunda ben e, kesin kanaatimi belirtiyorum. Yani Binali Yıldırım... Epey bekledi sesini çıkarmadı Soluğu çıkmadı ihanet etmedi Ben gidiyorum demedi e, Vesaire oturdu Oturduğu yerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dediler gitti işte İzmir Milletvekilliği Dediler gitti Başbakanlık koltuğunda Oturuyordu hadi kardeşim Buraya kadar dediler başım gözüm üstüne Dedi ve açıkçası Ben net bir şekilde söylüyorum Bugüne kadar da kendisine haksızlık edildi Yani böyle bir Bilge ismin Şimdiye kadar Türkiye'nin meseleleriyle ilgili herhangi bir bakanlığa ya da işte göreve getirilmemesini doğrusunu isterseniz ben hem haksızlık olarak değerlendiriyorum hem de şaşkınım. Yani Binali Yıldırım'ın bilgisinden bir kiminden bu AK Parti iktidarının ...Recep Tayyip Erdoğan'ın faydalanması gerekir diye düşünüyorum. Ee, hakkında çeşitli tevatürler yapan e, isimler de yok değil. Özellikle muhalefet. ya yani Binali Bey bu ülkenin e, hizmetinde yıllarca Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmış. Başbakanlık yapmış ve dava sadakatini devam ettirmiş. Bazıları gibi önce yemin edip sonra kaçmamış... Dolayısıyla Binali Yıldırım'ın evinde oturması, sıradan düz bir milletvekili olması bence büyük haksızlık. Ve ben kabinede değişim olacaksa Binali Bey'in başkan yardımcısı olarak görevlendirileceğini tahmin ediyorum. Hatta eminim. Başka kim değişir merak edenler için söylüyorum. Berat Albayrak geri dönecek mi? Ee, bakın. Yorumlar, çeşitli yorumlar yapılıyor. E, muhalefetin elindeki koz alındı. Berat Albayrak istifa ettikten sonra özellikle Meral Akşener'le e, Kılıçdaroğlu hatta e, Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu'nun elindeki o damat kozu alındı. Yani buna sebep de Sayın Berat Albayrak oldu. Yani çekti gitti dedi ki benden buraya kadar. Ee, devam edin siz dedi ve alasmalık dedi cumhurbaşkanı tarafından da e, görevden e, affedildi. Şimdi döner mi? Bakın damat e, sıfatı taşıdığı sürece hele hele olaylı ayrılışıyla beraber tekrar Berat Bey'in gelmesi hiç ev lafımızı eğip bükmeden net konuşalım. Kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanır. AK Partililer tarafından da tepkiyle karşılanır. Yani e, gittin gittin. E, bir dakika yani ne oldu da geri dönüyorsun? Yani bunun üzerindeki tartışmalar vesaire bakın tekrar altını çizerek söylüyorum. Berat Bey'in tekrar getirileceği, tekrar gelip bir bakanlık koltuğuna oturacağı konusunda sıfır ihtimal veriyorum. Onu söyleyeyim. Ve bunun olma ihtimalini yüzde bir bile olmadığını söylüyorum ki yani Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafındaki arkadaşları siyaseti iyi okuyan isimler bunun böyle bir şeyin söylentisi bile daha şimdiden muhaliflerin, muhalefet partilerinin başındaki liderlerin ağızlarındaki suların akmasına sebep oluyor. Yani Sevindirik oluyorlar Gelse de konuşsak konuşacak bir şey yok Çünkü yani aşağı damat Yukarı damat Dolayısıyla benim fikrimi sorarsanız Bu liste savaşlarının Liste soytarlığının Yapıldığı Sosyal medyada Fake hesaplarla yapılan bu liste e, Oyununda Berat Albayrak'ın Oynamayacağını Ve bu oyuna gelmeyeceğini Tayyip Erdoğan'ın da böyle bir ee, kararın altına imza atacağını hiç zannetmiyorum Bir de...